Efendim yeni günün ilk dakikaları dolayısıyla bu akşam Trabzonspor Galatasaray maçının heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ve bu ekranlarda gün boyunca sizlere de yaşatacağız. Dolayısıyla e, günün artık bu e, pazar gününe evrilen bölümünde Trabzonspor Galatasaray maçını da konuşalım istedik. E, Levent abi seninle başlayalım. Öncesinde her iki camianın da kaybı var. E, Galatasaray'ın 35. başkanı. Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti. Ee, Allah'tan rahmet dileyelim. Ee, çok değerli bir insandı. Benim de ceza koku hocamdı. O kıttı ama çok taze, çok, gerçekten çok değerli bir insandı. Ve Urban Brems e, hayatını kaybetti. Toprağı bol olsun onun da. Trabzonspor'un eski hocası bir Lyon maçı vardı onların da. Brems'de. Ben kiralık Trabzonspor'a gittim. de, o... dediniz? Brems. Ur ee, Urban, Brams, Urben, o da Brahms ben çalıştım 6 e, aydan Trabzonspor'a kiralık sen... gittiğimde Belçikalı teknik adamla Çalıştım Allah rahmet eylesin ee, Şimdi Levent abi nasıl bir maç öngörüyorsun Şimdi öncelikle Şunu söyleyeyim Bir defa Trabzonspor'un Ezber bir kadrosu var ya yani 8 yabancısı çok belli. Hamsik. Birazdan bağlanacağız. Son durumları öğreneceğiz. Sakatlar, 3 sağlamlar, 3 tane yerlisi, ne 3, ne yerlisinde. Ne 3 yerlisinde ya Trabzon'da İsmail gideceğiz. Solbek, Berat ortada. Bir de kaleci Uğurcan var. Vakame, Cornelius, Gervinho, Bakasese arkada. Ön taraf muhteşem bir Hamsik. takım var. Hamsik falan orta sahada. Evet. Defansın göbeği belli, sağ beki belli. Yani sezon başından beri bu takımla oynuyorlar. Ama rakiplerine de pozisyon veriyorlar. Çok gol at, pozisyonu yaratmalarına rağmen. Şimdi Galatasaray'ın sezon başına itibaren ezber bir kadrosu e, henüz daha oluşmadı. Bu hafta bile Trabzon'a giderken Boya yok, sakatlandı. Artı Fegül yok. Sakat döndü. O da yer almayacak. Büyük bir ihtimalle. Galatasaray'ın da e, Markan cezalı olduğunu düşünürsek, Mustera Sabek'te Yedlin oynayabilir. Amerikan bir takımda iyi oynadı. E, yorgun değilse veya Altpaslan oynatacak orada. Artı e, Luyendama Nelson Orası da önemli Arnold. değil mi? Bakayeme ile şey için değil mi? Onun Levent için söyledim. Abi. Yazımda da onu evet. bahsettim. Bakayeme'nin top almaması lazım. Bakayeme yürüyerek çalım atan bir adam öyle hemen e, hocam bilir bunu çabuk dalmamak lazım. Hemen seni çalımla Hamli delirtir hamle yani. Hamile hamile doğru yapması gerekiyor. Sen tabi teknik adam e, jargın ile konuştuğu için bunları anlatırsın abi. zaten. Genel olarak bu bir. Orta sahada Çıkıldağ'ın son Romanya'da ön bir duydum. İyi olmadığını duydum. Berat, şey, Berkan ve e, Taylan'la oynadığınız zaman oyun çıkmıyor hocam bu ikisinde. Yani koşuyorlar, mücadele ediyorlar ama ayağındaki topları bir Fernando gibi, e, yani asla bir Melo gibi etkili pasa dönüştüremiyorlar. En büyük handikapları bu. Belki diyorum ki Taylan'la çıkıldığa oynatırsa, sol tarafta Kerem, sağ tarafta Morutan, Santurfor eğer şey oynayacaksa, Çakır oynayacaksa ondan da Halil oynayabilir diyorum. Peki bir virgül koyalım ha, evet. gidelim mi Trabzon'a? Gidelim. İki edelim. muhabir arkadaşımız evet. da bizi bekliyor. şu bir gün olacak. Yoğun bir mesai var. Dediğim gibi hem Fenerbahçe Demi Grup Sivasspor hem Trabzonspor Galatasaray maçını yarın pazar ekranında, A Aspor'un gün boyu bütün ayrıntılarıyla bulabileceksiniz. Şimdi kadrolar iki yanımda. Sadece 7 dakikamız kaldı. Ee, şöyle kısa kısa toparlayalım istiyorum. Sağda Boye Sakat Yedlin var. İleride ileride Halil oynuyor Galatasaray'da. Belki bir Emre Kılınç sürprizi olabilir dedi bizim Emre. Öte yanda Abdülkadir Ömür var sağda. E, ee, Cervinho Sakat. Belli ben... olmaz. Bakarsın şey olur burada. Galatasaray'da. Kim? Oğulcan oynayabilir. Trabzon geçen sene çok formda diyorlardı. Morutan da çıçılda göbekte oynayabilir. İkisi birden çıçılda Taylan'ın yanına gelebilir. Berkan oynamaz. Ee, Morutan oynar forvetin arkasında. Yani o kadrolar o... böyle. Bence yani Galatasaray'da da birkaç at Cornelius var. ileride e, Galatasaray, şeyi düşünmemiş. Galatasaray'ın Cornelius'un kafa toplarına dikkat etmesi. Canini lazım. Canini'yi düşünmemiş? Belki Canini, hocam sen mi söylüyordun? Evet. sağda olabilir miydi ya diye. Kadir Ömür, yani kuvvetsiz sakatlıktan çıktı. maç yok. İsmail yani Canininin, Canininin Canini maç temposu da Doğru var, hocam, güçlü, merak. etkili. Yani e, tabii tercih Abdullah Hoca'nın ama ben Canininin şu andaki formuyla Abdülkadir Ömür'ün önünde olduğunu düşünüyorum. Ya bir de şimdi Trabzon takımı daha Deneyimli, daha böyle tecrübeli oyuncular var. Şimdi Galatasaray yeni bir kadro oluşuyor. Genç, dinamik bir kadro oluşturmaya çalışıyor. E, tabii ki şunu söylemek gerekir. Trabzonspor'la oynuyorsan özellikle kendi yer alanında dikkat etmelisin. En kaliteli ayakların fark yarattığı yer o üst bölgede rakip bir yer alanında ya Yani tabii ki oyun planı, oyun düşüncesi sahaya nasıl yansıyacak bunu göreceğiz Fatih Hoca'nın ama ben İki tane altı numarayla oynarım. Marco oynamadıktan sonra özellikle e, yani stoperde birbirini tamamlamayan bir ikili var Galatasaray'da. Tek altıyla kapatamıyor orayı. Taylandan Kasımpaşa olmuyor. maçında mesela ikinci yarı onun sıkıntısında yaşadılar. Çok düştüler. Savunma hataları üst üste geldi. Yani onun için e, buradaki kurguyu da Fatih Hoca'nın iyi e, yapması Güçlü orta gerekir. orta yapması yani lazım. Yani ikili doğrusu. bir orta saha, e, ikinin önünde ikili oynayıp oraya bir hat germesi gerekir. Orayı tutması gerekir. Çünkü Trabzon'un en etkili yeri ofansif, yani, anlamda, ofansif gücü, defansif anlamda da sıkıntı yaşayan bir takım. Ee, hocam? Şimdi teknik alana fazla girmeyeceğim. Ben sadece e, iki takımın referansına baktığımız zaman, bu sene oynadıkları maçlara... E, Galatasaray yeni oluşan genç bir takım ama hala takım oluşturmaya çalışıyor. Kimin nerede oynadığı belli değil. Levent abinin dediği gibi işte ezber bir kadrosu yok. Oynadığı maçlara baktığımız zaman hepsinde zorlandı. Bir Renders maçının ikinci yarısında bir performans gösterdi. Trabzon takımın oynadığı maçlara bakarsak Roma maçında Elender ama iyi bir oyun sergilediler. Bence Beşiktaş'tan sonra şu anda Türkiye Ligleri'nin hazır ikinci takımı. Bu sebeplerden dolayı bir de seyirci avantajını da koyduğumuz zaman ben Trabzon'u bir adım önde görüyorum bu maçta. Ervan abi. Abdullah Avcı Trabzon'a geldiğinde şöyle bir cümle geldiydi aklıma. Abdullah Avcı Trabzon'a lazım. Trabzon'da Abdullah Avcı'ya lazım diye bir cümle kullandıydı. Evet. Artık o cümle bitti bu saatten sonra artık Abdullah Avcı da Trabzon ne yapacaksa yapacaklar. Yani bundan sonra cak, cuk, ah, vah, onu yapsaydık, bunu yapsaydık filan olmayacak. Olmaması lazım Trabzon'un. Galatasaray'ın bahanesi var. Genç bir takım kuruyoruz, gençleştiriyoruz ama Trabzon'un hiçbir bahanesi yok. Trabzon'un çıkıp doğru dürüst top oynayıp doğru dürüst neticeler alması lazım. Abdullah Avcı'nın artık kredi mredi bitti. Çıksın oynasınlar alsınlar. Fena da gitmiyor, iyi gidiyor. Ama yani şey yok artık. Bahanesi kalmadı. Trabzon. Bir de Trabzon için yani diyoruz ki Trabzonspor iyi bir takım. Rakip yer alanda çok iyi oynuyor, çok kaliteli ayakları hı hı. var. Bir test maçı olduğunu da düşünüyorum ben. Yani üç maçta 9 puanı olabilir ama bir test, ileriye dönük bir test maçı. Ciddi bir şimdi Galatasaray'la oynamak ne kadar yeni bir takım, evet gençlerden kurulan bir takım ama oyun pratiği fazla yok Galatasaray'ın. Ama sonuçta Galatasaray, Galatasaray bu anlamda Trabzonspor'un bir test maçı da olacak. Doğru. Program bitti mi? Doğru. Galatasaray'ın üzere... bence, Galatasaray bence ki bu maçtaki en büyük avantajı genç bir takım olmasının fiziksel performansıyla Trabzon'a zorluk çıkartacağıdır. Yani Trabzon'un tabii ki bu uyumu var hocam. Sen dediğin gibi pas konusunda kalite konusunda ama Galatasaray'da bak iddia ediyorum ben Halil, Çıkıldağ ve Morutan üçlüsünün çok ilginç bir üçlü oldu. Yani bu rakip defanslar için çok hareketli, enteresan bir üçlü olduğu, Hareketli olduğunu bu mi? üçlünün e, Galatasaray'a pozisyon üreteceğine inanıyorum.